Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl beleş Minecraft'ı indirirsiniz ve bir de nasıl beleş server kurarsınız. Şimdi size bunları göstereceğim. Şimdi ilk önce T-Launcher'ı indirmemiz için Google'a şöyle T-Launcher yazıyoruz. İlk çıkana tıklıyoruz. Şöyle bir site oluyor. Bu siteye tıklıyoruz. Sonra şunu indiriyoruz arkadaşlar. Şuna tıklıyorsunuz. Ben de indiği için buna tıklamayacağım. Ya buna tıklıyoruz. Tamam, buna tıklıyorsunuz. Şöyle aşağı bakayım. Doğru düzgün. Bakın. Herhalde öyle. Aynen. Şuna tıklıyorsunuz. Bak, iniyor. Herhalde ben de indiği için şu anda inmiyor. Buraya tıklayınca iniyor Minecraft'ınız. Yani T-Launcher'ınız. Sonra işte burada hesap kuruyorsunuz. Benim hesabımın adı. İşte sonra dış görünümler indirebiliyorsunuz. Mesela. Şimdi bunu da göstereceğim size. Mesela hesabınızı kurdunuz. Ondan sonra hesabınızı şöyle tıklıyorsunuz. Şurayı kapatıyorsunuz. Bu başka bir şey. User araya geliyor. Kullanıcı arayası. Bu benim skinim. Şimdi size bu skini nereden aldım? Bunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi katalog. Yeni sekme açıyorsunuz. Ondan sonra Google'a tıklıyorsunuz. Google. Ondan sonra buraya Nova Skin yazıyorsunuz. İlk çıkana tıklıyorsunuz. Sonra buradan da ilk çıkana tıklıyorsunuz. Ve böyle bir şey sizi karşılıyor. Şimdi bu ne işe yarıyor? Solunuza baktığınızda bir sürü karakter var gördüğünüz gibi. Bunlardan beğendiğinizi seçiyorsunuz. Mesela bu güzel değilmiş ya. Mesela aşağı inelim. Neler var? Mesela. Arkadaşlar bakın şöyle. Şöyle texture'lar oluyor ya, şöyle şeyler. Onlara inanmayın. Onlar başka bir siteye atıyor size. Mesela benim beğendiğim. Benim skin güzel ama yine de. Size göstermelik bir tane alacağım. Mesela şu çok güzelmiş. Şu. Dışarıya böyle tıklayarak arkasını ve önünü görebilirsiniz. Sonra diyelim bunu beğendiniz. Ya da başka bir şey beğendiniz. Şuraya zaten ismini yazıyorsunuz. Mesela ben buraya isim olarak şunları siliyorum. Dream yazıyorum. Dream yazıyorum. Burada gördüğünüz gibi Dream George'un, George'un skin oluyor. Rüya Dream ha. İşte Dream'in skin çıkıyor buraya. Yani bu Dream'in normal skin değil ama yine çıkıyor. Mesela ya da buraya. Dur, Deadpool yazalım. Mesela Deadpool yazdım. Birazcık bekletiyor tabii. Generating ve bazı şeyler çıkmıyor olabilir. Bak mesela bir sürü çıktı buradan. Deadpool'un skin'i. Bunlar da işte birisine tıklıyorsunuz. Sonra burada olduğu gibi bekleyin. Evet bakın bu güzel geldi size. Şurada bir save butonu var. Şurada. Şurada bir save butonu var. Buna tıklıyorsunuz. Ondan sonra burada buna bir isim veriyorsunuz. Mesela ben buraya ananı kaydetmişim. Mesela buraya video description'da bir şey yazabilirsiniz ama boş verin burayı. İsterseniz yazın böyle. Sonra save'e tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bekleyin birazcık. Sonra bakın yukarıda download oluyor. Download'a tıklıyorsunuz ve indi gördüğünüz gibi video png. Sonra bunu alıyorsunuz. Şöyle
Masa üstünden şuraya atıyorsunuz. Atıldı mı? He. Atıldı gördüğünüz gibi. Sonra artık normal skin işiniz kalmıyor. Şurayı kapatabilirseniz he. Ama hala şey var. Mesela skin yerine attım. Buraya skin yerine attım. Şurada gördüğünüz gibi bir video. Sonra hesap yaptığınız hesaba giriş yapıyorsunuz. Yani tekrar her yaptığınız. Çünkü eğer hesap kurduysanız size böyle bir alan karşılıyor. Bundan sonra bakın şurada dış görünüm yükle diye bir şey var. Buraya tıklıyorsunuz. Sonra buradan ben şunu yükleyeceğim. Videoya tıklıyorsunuz. Yükleniyor. Ve gördüğünüz gibi durun. Oldu gördüğünüz gibi. Hatta direkt şöyle kanıtlayayım. Yani nasıl çalıştığını da göstereyim bu yerde. Şu an gördüğünüz gibi indi. Ama ben bunu o işi yapmak istemediğim için kendi skinimi yapıyorum. Bakın kendi skinim gelecek. Gördünüz mü? Skin değişti. Burayı kapat. Dur kaç? Neden? 4 milik. Burayı kapatıyorsunuz. Sonra sizi böyle bağlama karşılıyor. Hem oturum açtığınızda buradan istediğiniz sürümü seçebiliyorsunuz. 1.16.4 ya da ne bileyim işte aşağılara inelim. 1.1 1.0 gibi oyunun ilk sürümlerini oynayabiliyorsunuz. Ben size 1.9'u oynamanızı tavsiye ederim. Buradan bunu seçiyorsunuz ama bunu mesela ben başka bir şey indirmek istedim mesela. Şöyle geçelim 1.9 değil mi? 1.9. Ya da diyelim ben bunu 1.8 oynamak istiyorum. İniyorum. İniyorum abi. Burada 1.8 var. Install'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Install'a tıklayınca burada bir tane bar görünecek. Ama ben bu barı boşa kullanmak istemediğim için yani yerimi boşa kullanmamı istemediğim için. Mesela şuraya bak. Install'a tıklıyorsunuz. Bu zaten burada dönüyor. Kendisi oluyor. Bakın mavi bir şey gelecek. Gördünüz mü? Orada doluyordu. Ama ben boş yere indirmek istemediğim için 1.9'da oynayacağım. Giriyorsunuz abi. Enter the game yapıyorsunuz. Bir sürüm seçtikten sonra. Enter the game yapıyorsunuz. Sonra burada açılıyor. Bekliyorsunuz. Birazcık. Gördüğünüz gibi bildiğiniz Minecraft. Size isterseniz bu sunucuyu da göstereyim. Bu sunucunun adresi. Bunu yazarsanız bunu oynayabilirsiniz. Burada Murder Mystery ve TNT Tank oynayabilirsiniz. Sonra Egg Wars oynayabilirsiniz. Ondan sonra yani Bed Wars oynayabilirsiniz. İstediğiniz o oynayabilirsiniz burada. Ben anan diye kaydetmişim ama. blogsmc.com bu adres. Tamam diyorsunuz. Sonra buradan şuna tıklıyorsunuz. Dur. Pasaportum gözüküyor mu? Ben şöyle yazayım. Siz görmeyin. Bugün. Dur. Ne yazmadan önce şunu da göstereyim. Arkadaşlar bakın. Buraya girmek için bir pasaport oluşturuyorsunuz. Reset pasaport da yapabilirsiniz. Buraya login yazıyorsunuz. Ve yaptığınız pasaportu buraya yazıyorsunuz ama onun nasıl yapıldığını unuttuğum için durun. Sonra sizi böyle bir ana sayfa karşılıyor. Evet, böyle gördüğünüz bir ana sayfa. Gördüğünüz gibi skin tamamen çalışıyor. Benim skin normal skinim. Nova skin'den aldığım skin. F3'e basarak kaç pinginiz var görebilirsiniz. Benim şu anda 23-21 FPS. Sizi böyle bir yer karşılıyor. Sağda rankınız gözüküyor. Tokeniniz gözüküyor. Bir de kaç tane giftiniz var diyor. Şimdi bu gift olayı ne? Token olayı ne? Token olayı mesela şuradan nerede Egg Wars? Ve Optifine'de oynuyorsanız böyle C'ye basarak böyle bakabilirsiniz. İlk önce size gift olayını anlatayım. Gift'e geliyorsunuz buraya. Ya da direkt şuradan gift bölümüne de tıklayabilirsiniz. Buraya bir kere tıklıyorsunuz. Sonra bak şurada click here yazıyor. T'ye basarak buraya tıklıyorsunuz. T'ye basarak.
İşte buradan token çıkıyor. Bu tokenlerle de oyunlarda eşya, silah ya da power up'lar seçebiliyorsunuz. Mesela Egg Wars'a girdim ben mesela. Şurada Egg Wars Shop diye bir şey oluyor. Bu Egg Wars Shop'u için bundan ya sola girerseniz ya da Egg Wars diye girersiniz. Buraya tıklıyorsunuz. Şuradaki tokenimiz var ya, şu tokenler. İşte bu tokenleri burada harcayabiliyorsunuz. Mesela Rabbit var, bu var, bu var. Mesela bu Money Box almak istiyorum. Tıklıyorum. Enjoy your item. Gördüğünüz gibi tokenim gitti. Gördüğünüz gibi tokenim gitti. Ama artık her Egg Wars'a başladığımda, yani Egg Wars Teams'den aldım değil mi? Dur lan. Egg Wars Teams ya da Egg Wars Solo'dan aldım. İşte bunu artık mesela girelim şuradan. Enstrümanıza girelim. Kit Selection'da bak bir tane tag var. Bunu seçebiliyorum. Çünkü bunu kullanabiliyorum artık. Çıkaldım. Öğe basıp lobby'ye tıklarsanız da, yani öğe lobby yaparsanız da sizi böyle yere böyle atıyor dışarı. Yani burada TNT tag oynayabilirsiniz. En iyi gift kasma yeri arkadaşlar, Murder Mystery oynayarak gift kasabilirsiniz. Yani şundan katabilirsiniz en iyi gifti. Murder Mystery'de. Diyeceğim bu kadar yani Minecraft ve TL Launcher için. İstediğiniz oyuna girebilirsiniz. Burada Griffith var, sonra Block Party var, sonra Coincraft var. İşte oynayabileceğiniz her şey var. Sonra ESC'ye basıp çıkalım. Şimdi size nasıl bir sunucu ayarlayabileceğinizi söyleyeceğim. Buradan çıkalım. Benim Aternos'um zaten yapmışım bir tane. Şöyle Google'a giriyorsunuz. Buraya Aternos yazıyorsunuz. Sonra Enter. İlk çıkana tıklıyorsunuz. Sizi böyle bir yere atıyor. Sonra buradan kendi şeyinizi yapabilirsiniz. Oynaya tıklıyorsunuz ilk önce. Oynaya tıkladınız. Ondan sonra sunucularınız geliyor. İşte bunları boş verin. Ama ilk önce hesap kurmanız lazım. Hesabınız böyle. Ama kullanıcı adınız böyleyse, kullanıcı adınızla TL Launcher, yani şuna nerede giriyorum. Yani TL Launcher'da kurduğunuz hesapla TL Launcher'daki hesabınızın adı aynısı olmalı bu yani. Ben bunu silip de oynayamam. Çünkü aynı hesabım değil. Aynı isim değil. Burada da gördüğünüz gibi aynı ismi koymalısınız. Çünkü o zaman sunucularınızı göremezsiniz. Yani hesabınızda değişiklik olduğunu görürsünüz ve ondan dolayı yaptığınız sunucuları göremezsiniz. Şimdi nasıl sunucu yapılır? Sunucuya tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir tane benim sunucum var ama ben geri çıkıyorum. Tamam, sunucum. 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 Evet tamam, sıra bekleniyor. 14.000 kişi kullanıyor bunu. Ondan dolayı yani biraz geç olabilir. Sonra buradan işte zaten burada sizi bir şey karşılıyor. Burada videoları izleyerek anlayabilirsiniz. Buradan sürümü yapıyorsunuz. İstediğiniz sürümü yapabilirsiniz. Ben 1.9 yaptım. Oyuncuları ayarlayabiliyorsunuz. Yazılımı da ayarlayabiliyorsunuz. Yani bir sunucu düşünün. Onun her şeyi sizde. Oyun sizde, buyu sizde, şuyu sizde. Her şey sizde yani. Gerisini de siz yaparsınız diye düşünüyorum. Umarım bu video size iyi gelmiştir. Yani nasıl beleş Minecraft olacağınızı, nasıl sunucu kuracağınızı anlattım size bu videoda. Hepinizle görüşürüz. Görüşürüz herkese. Bir dahaki videolar yakında gelecek. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Evet, bunu ikinci kez diyorum. Reklamcıyım çünkü. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Oyun oynamaya devam.